Hoş geldiniz Esra Eroğlu programına. Konuğum Gülcan Ezer, yuvam yıkılıyor. Hayallerle çıkmış olduğum bu yolda maalesef ki şu anda evliliğimde ayrılık var. Bizi ayıran da yuvamızın aslında kurulmasına vesile olan aile üyeleri dedi. Gülcan Ezer hikayesiyle, bir kadın hikayesi olarak karşınızda. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş. Merhaba. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İyiyim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Rica ederim. İnsanın her insanın kendi hayatıyla ilgili hayalleri ve planları vardır. Ama bazı acı gerçekler bize hayatın bambaşka yüzüyle tanıştırır. Kiminin dayanıklılığı artar, kimi zaten yapı olarak daha güçsüzdür, yok olur gider. Gülcan'ın hayat planı neydi? Benim hayat planım sıcak bir yuvaydı. Sadakat, huzur, samimiyet. Beni eşimde ilk çeken şey zaten samimiyetti. Şu an samimiyeti nerede ben göremiyorum. Kaç yaşında Gülcan? 22 yaşındayım. Eğitim hayatı var mı? Okula devam ediyor mu ya da çalışıyor mu? Daha önceki hayatımda çalışmam, yoğun bir çalışma hayatım oldu. Çocukluğumdan eksik kaldım, babamdan eksik kaldım. Kanadım kırıktı aslında. Hep ben sardım, hep ben iyileştirdim. Kimseye inanmadım, kimseye güvenmedim. Onurumu, gururumu, saygımı kimsenin ezmesine, kimsenin incitmesine izin vermedim hayatta. Ta ki evlenene kadar. Bugüne kadar hep kendini korumuş bir Gülcan var. Evet. Gökhan Ezer'e de güvenmiş olacak ki onunla yola çıktı. Evet. İlk bu güveni eşiniz size nasıl sağladı samimiyetin dışında? Davranışlarıyla ve hareketleriyle, oturmasıyla, kalkmasıyla, cümleleriyle sağladı bunu bana. Siz inandınız. Ben inandım. O da size inandı. O da bana inandı. Çünkü bu tek taraflı bir süreç değil. Evet. Ve beraber daim olsun ilerletebilmek, hayat arkadaşı istedim kendime. Eksiklerimi o sarsın, yeri geldiğinde ben onun eksiklerini sarmalayayım. Her ne olursa olsun birlikte bu yuvada ikimiz saygı içerisinde ilerleyelim istedim. Ne oldu peki? Ben yokmuşum gibi davranıldı. Eksiktim, yine eksik bırakıldım. Kırıktım, daha da çok kırıldım. Hani insan evliliğinin, eş seçiminin ne kadar doğru olduğunu aslında daha evlenirken anlar. İşte aileler sonsuz destekse, yanındaysa, bu süre içerisinde sizi hep olumlu anlamda motive ediyor, diğer tarafta hayatın gerçekleriyle tanıştırıyorsa, dersin ki ben sadece biriyle mutlu olmak için çıkmıyorsun ki yola. Gerekirse mutsuz olduğunda da yan yana olmayı diliyorsun. Evet. Siz Gökhan'la evlenmeye karar verdiğinizde size destek olanlar, yanınızda olanlar var mıydı? Yoksa herkes sizin aşkınızın karşısında mı oldu? Aile tarafı karşıda oldu. Oğlunun kesinlikle evlenmesine karşı bir aile yapısı vardı. Çünkü bağımlılık vardı. Anne ile arasındaki ilişki bir anne-oğul ilişkisinden sağlıklı düzeyde değildi hani. Bu konuda nasıl diyeyim ben size? Sağlıklı bir anne-oğul ilişkileri yoktu. Nasıl bir anne-oğul ilişkisi var? Yani saygı duymak... Kopuk mu? Yani birbiriyle... İletişimleri zayıf mı yoksa tam tersi aşırı birbirine düşkünlük mü var? Düşkünlüğü çoktu ve onu hareket ettirmesi, yönlendirmesi sürekli aileye bağlıydı. Bu da sağlıksız etkiliyordu kişiyi, kendisini. Ve bunu benim evliliğime yansıttığında da ben bu durumdan çok rahatsız olduğumu kendisine belirttim. Belirttiğim takdirde kendisi de işte ben aileme bağlıyım, ailemin söz ve davranışları... Onların düşünceleri her zaman benim ön planımda gibisinden düşündü. Sizin düğününüz ya da nikahınız nerede oldu? Benim düğünüm olmadı. Nikahın nerede oldu? Nikahım onun köyünde oldu. Ailen o nikahta sizin yanınızda mıydı? Senin ailen? Hayır. Annem baban niye senin yanında değildi? Ben babamı görmedim. Babasız büyüdüm. 15 yıla yakın aşkın süredir ben babasız büyüyen bir bireyim. Bunun yanı sıra annem var benim.
o da kendi hayat mücadelesinde benim yanımda olamadı. Yani zamanı olmadığı için mi gelmedi, yoksa senin bu evliliği yapmana karşı çıktığı için mi? Benim bu evliliği yapmama kendisi kesinlikle karşı değil. Çünkü her zaman bana güvenen bir annem oldu hayatta. Her ne olursa olsun yaşanan bütün mücadelelerde dik durmamı, sürekli her şeyi kendim savunmamı, ifade etmemi her zaman takdire şayan eden bir annem vardı. Her konuda beni destekleyen. Ama karşı taraf bu durumda annemi istemiyordu, benim eşim tarafı. Niye istemiyor senin aileni? Çünkü beni ilk başlarda kendileri kullandılar. Ne amaçla kullandılar? Sürekli beni kendileri yönettiler. Onların istediği gibi bir gelin olmamı istediler. Onların benden istediği de onların sözünden çıkmayacağım, çalışacağım, kazanacağım, onlara vereceğim. Onlar ne derse bu evlilik o şekilde hüküm süreceğine dair karar verdiler. Evlendikten sonra eşiniz Gökhan Ezer'in söz hakkı, cevap hakkı vardır. İsmi geçen herkesin de söz hakkı, cevap hakkı vardır. Evlendikten sonra eşinle beraber nerede yaşadınız? Siirt'te yaşadım. Askeri lojmanda yaşadık. Eşim askeri personel bu arada. Nasıldı yani yuvanız, aileniz? Güzeldi. İkimiz anlaşıyorduk aslında. Birçok konuda oturup konuşan, uzlaşabilen iki hayat arkadaşıydık. Dediğim gibi arada bir güvensizlik varmış. Bu güvensizliğin nedenini çok merak ediyorum. 7 Mayıs 2022 tarihinde nikah masasına oturmuşsunuz. Aslında baktığında yani Haziran, Temmuz, Ağustos, evet. Eylül, Ekim, Kasım çok kısa bir sürede tekrar ayrılık kararı alıyorsunuz. Bu ayrılık kararı kimden ve nasıl geldi? Hangi olaylar üzerine ayrılık kararı aldınız? Ayrılık kararı benim adımımla oldu. Çünkü bu şekilde sağlıksız bir ilişkide bulunmak istemedim. Gülcan'cığım, Siirt'te eşin askeri personel, onunla orada bir hayat kurdun. Yani evet. Her ikiniz de kendi ailelerinizden uzaktasınız. Evet. Siirt'te yaşıyorsunuz, evet. Bir lojmanda yaşıyorsunuz. Evet. Kaçıncı ayında ayrılık kararı aldın? Yaklaşık 4. ayında falan bir ayrılık kararımız oldu bizim hemen hemen. Yani Eylül, Ekim gibi. Hı-hı. Sen ben ayrılmak istiyorum dedin. Evet. Gerekçen neydi? Buradaki gerekçem kaynanam Şükran Ezer'in benim yaşamış olduğum yaşam alanıma gelip benimle ilgili kararlarımda ve eşimle ilgili kararlarımızda müdahale etmesi, bizi kendi isteğine göre yönlendirmeye çalışmasıydı. Kayınvaliden size geldi, oğlunu da ziyarete, seni de ziyarete geldi. Kaç gün kaldı? Çok özür dilerim ve tabii. Ortada bir güvensizlik var. Ben bu güvensizliğin sebebini çok merak ediyorum. Kime güvenmiyorlar? Bana güvenmediklerini söylüyorlar. Niye güvenilmezsin sen? Benim babam yokmuş. Bunu başında da biliyordu benim babamın olmadığını. Hani bu şekilde sağlıksız durumları biz zaten başında konuştuk. Babamın olmadığını, hayatımın yokluktan ibadet olduğunu, zorluklar gördüğümü, birçok şeyin üstesinden kendi başıma kırık bir şekilde geldiğimi. Onlar beni sessiz, sakin bulmuşlar. O şekilde beni tercih etmişler. Hiçbir maddi manevi hiçbir şey istemedim. Tek istediğim sıcak bir yuva, sağlıklı bir evlilik istedim. O sessiz, sakin Gülcan evlendiği zaman hani hakkını savunan ve koruyan bir kadına dönüştüğünde bunlar rahatsız mı oldular? Bunu bunlar rahatsız istiyorsun? Oldular ve beni istemediler. İstemediler. Kayınvaliden ilk sizin yanınıza geliyor. Evet. Oğlunu, gelini ziyarete geliyor. Kaç gün yanınızda ziyaretçi olarak kaldı? 15 gün yanımızda kaldı ve bizi kendi isteğine göre yönetmeye çalıştı. Ne biz, yapmaya çalışıyordu? Biz izne ayrılacaktık, örnek veriyorum. İzne çıkacağız. Yıllık izinleri var. O izinle kendi istediği yere gitmek, kendi istediğine göre hareket etmemiz, benim ailemle tamamen bağlarımı kesmem, annemle görüşmemem, hiçbir şekilde bunlara karşı bir duvar örmüştü kendisi. Bu birinci olay, yani bir çekirdek haline müdahale edilmesi seni rahatsız etti. Evet. Sen bunun üzerine bunu eşinle mi konuştun, ayrılık kararı mı aldın? Ben bunu eşimle konuştum ve eşim bu süreçte sürekli ailesinin yanında, ailesinin perdesinde ve arkasında olduğu için bu safhada ben dışarıda kaldım. Ne konuda? Kendimi eksik bırakılmış, yalnız bırakılmış ve yıpranmış hissettim. Sürekli mücadele eden, bir şeyleri ortaya koyup ikimizin halledebileceğini dile getiren hep bendim. Eşinin tavrı ne oluyordu? Şimdi bunlar senin kafanda, hani onun gözlemlerini aktarıyorsun. Sen yani bu benim çekirdek aileme müdahale olursa, annen bile olmuş olsa ben buna müdahale ettirmem dediğinde eşin, eşin Gökhan, ya çok haklısın, ben hiç bu açıdan bakmamıştım Gülcan, sana hak veriyorum. Biz sınırlarımızı çizelim mi dedi, yoksa dedi ki kardeşim benim annemi kabul etmeyen insanla ben bir dakika evli kalamam mı dedi.
Eşimin tamamen ailesi tarafında olduğu, tamamen onları tercih ettiği. Dediğiniz gibi işte ben ailemi kabul etmeyen kişiyle bir arada olamam. Ben bunun üzerine bir boşanma davası mı açtın? Bunun üzerine bir boşanma davası açtım. Üzerine barıştınız mı peki? Mesela boşanma davası açtın, ayrılığa gidiyorsunuz. Evet, bir tartışmalarımız oldu. Sen dilekçelerini verdin, senin için bitti bu iş. Evet. Sonra? Daha sonrasında ayrılık kararı aldım ve kaynanam geldi yaşadığım yere. Hı hı. Şikayette bulundum. Siz kocanla ayrısınız. Evet. Kaynanam geldikten sonra benden özür diledi. Ayakkabılarımı sildi, bana bir ilgisi var. O kadar bir ilgisi var ki. Belki evlendiğimde o ilgiyi görmedim ondan. Ayrılık aşamasında onu gördüm ki şikayet var ortada. Ben yine kendi samimiyetimi, kendi iyi niyetimi kullanaraktan... Sen şikayetçi mi olmuştun? Şikayetçi olmuştum. Kimden şikayetçi oldun? Eşim Gökhan Ezer'den. Ne diye? Ne diye? Sokak ortasında bana karşı davranışları, hareketleri ve bana karşı oluşan tavırlarından dolayı hastaneye gittik. Tartışma esnasında bir darp raporu oluştu kendisine karşı. Sana vurdu mu? Bana karşı hırpalamaları oldu, tutmaları oldu. Hmm. Hani kolundan o şekilde, tutup şöyle yapınca. Aynen, o kızarıklıklar esnasında zaten hastaneye gittiğimizde kendisi müdahale ettiler. Oradaki görevliler sağ olsunlar. Ve gereken esnada işte darp raporu. Herkes şahit oldu mu sizin o sokak ortasında kaldığınızda? Evet, ben bir esnaftan yardım istedim o aşamada. En çok güvenebileceğim yer bir esnafa sığınmak ya da ne bileyim işte bir gereken kuruluşları aramak. Ben bayağı onu... normal yolda yürürken karı koca tartışmaya başlıyorsunuz. Ve yanımızda kaynağım da var. Ben en çok ona çok üzüldüm. Hani bir başkasının yanında ve bir sokak ortasında konuşulacak şeyler değil bunlar kesinlikle. Hani... Bir şekilde bir şeylere konuşacaksan evinde ya da ne bileyim işte bir kenarda güzellikle anlatırsın. Karşındaki yani ben anlayışsız bir insan değilim. Yani eşin duygularını kontrol edemedi ve seni kollarından tuttu. Sen hastaneye gittin. Evet. Çevredeki insanlardan yardım aldın. Bir darp raporu aldın. Evet, benim üzerime geldiler. Gerek psikolojik anlamda işte baskıları, gerek işte o esnadaki huzursuzluklar beni çok rahatsız etti ve bunun üzerine... ben dediğim gibi boşanma kararına başvurdum. Ailenin yanına döndün. Evet. Kayınvaliden gelip sana yalvarıyor. Gülcan ne olur dön diye mi yalvarıyor? Barışın diye mi yalvarıyor? İşte benim oğlum orada iyi değildir. Yuvana dön. İşte oğlumun gerek işte onun yanında olun. Yeni evlisiniz olur böyle şeyler gibisinden konuştuğu için. Ben de benim büyüğümdür, evliliğimdir. Hani ben yuvama sahip çıkayım ne olursa olsun olabilir böyle şeyler gibisinden anlayış gösterdim. Ve... Bir dediğini iki etmedim. Gittim eşimin yanına. Konuştuk, oturduk. Her şey güzeldi. Güzel gidiyordu. Yine bir müdahale, yine bir güvensizlik derken. Barıştınız ama baktın ki son noktada hiçbir şey düzelmiyor. Evet. Eşin Gökhan Özer'e çağrın nedir? Eşim Gökhan Özer'e çağrım. Bir kadın bu şekilde anlaşılmadan, dinlenmeden, hiçbir şekilde... ya ben bir kağıt parçası değilim. Kullanılıp istediğin zaman yırtıp atabileceğin. Ya da ben bir çarşaf değilim. Çarşafı bile kullanırsın, yıkarsın, tekrar serersin, ona bile bir değer verirsin. Ama benim buradaki değerim nerede? Hani benim buradaki mağduriyetimi kim duyacak? Ben bugün burada kendimi ifade etmesem nerede, ne zaman, ne şekilde ifade edeceğim? Bu bir ayrılık çağrısı mı, gel barışalım çağrısı mı? Ben barışmak istemiyorum. Benim her şeyden önce kendime olan bir saygım var. Beni gerçekten hak etmeyen bir insanın yanında bir dakikamı bile harcayamam. Peki. Hem Gökhan Özer hem de annesi Şükran Özer söz hakkını, cevap hakkını kullanabilir. Aslında belki yola çıkması barışma ama yaşananları bir daha hatırlayıp sesli konuşunca, insan onları kulağında duyunca diyorsun ki ben bu evlilikte kalmayayım. Her şeyin, herkesin bir hayatta eksiği vardır. Beni eksiklerimle asla vursunlar istemiyorum. Hem ben. Eksiklerinle vurmasınlar hem de sonsuz mutlu olunacak diye bir şey yok ilişkide. Tam tabii tersi ki. Zorluklarda biz beraber her şeyi göğüsleyebilir miyiz diye düşünmek lazım. İnsanlar fazla büyük beklentilerle yola çıktıkları için hayal kırıklığı yaşıyor da olabilirler. Benim beklentim sıcak bir yuva, sıcak bir aile ve her zaman benim yanımda olacak bir... Ses, bir nefes, bir iletişim, bir arkadaştı. Hayat peki. Arkadaşıydı. Bakalım eşi ne cevap verecek tüm bu iddialara ve anlatılanlara. Cevap hakkını kullandığını pazartesi günü devam edeceğiz konuya.